Ancak ülkemize meydana gelen dersleri çıkarıp gerekenleri yapıp hep birlikte yeniden. Bunu biliyoruz çünkü depremi haber aldığımız ilk andan itibaren için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Kimelerin kızlara devir oyun. Burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hepimiz ayaklandık. Neler yapabiliriz? Düşünün toplum kuruluşları. İşte ben yardımı yaptım bir karton. Ben Serap Yılmaz, Dost Ali File Gedeniz'de çalışıyorum. Aynı zamanda Türk-Alman İş ve Birliği Derneği'nin ikinci başkanıyım. Bugün Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için toparlandık. Aslında başka bir programımız vardı ve Türkiye'den çok kıymetli misafirlerimiz bizimle birlikte olacaklardı. 6 Şubat tarihli deprem dolayısıyla bu programımızı iptal ettik. Ve o gün bugündür bizimle birlikte ki biz sokaklarda, sahalardaydık. Bizimle birlikte çalışan, dinen, yardımları toplayan, toplanan yardımların Türkiye'ye gönderilmesini sağlayan, oradaki organizasyonlarda destek olan tüm kahraman kadınlarımızı, Nene Altunlarımızı, Kara Fatmalarımızı onurlandırmak istedik. O yüzden böyle bir organizasyon yaptık. Bugün burada bu Berlin'in kahraman kadınlarını onur ettik. Bir araya geldik. Ve hazin günümüzü andık, unutmadık, unutmayacağız. Unutturmamak adına da bu tür programlarımız devam edecek. Evet, bugün burada toplanmamızın nedeni Kadınlar Günü ama tabii içerik olarak 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremdi. Oradaki acıları dile getirdik. Orada anneler ağladı, ağlıyor. Kadınlarımız ağlıyor, tüm ülke ağlıyor. Bunu burada tekrar yaşattık. Hep beraber elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Tabii ki bu yardımlar bugünle son bulmayacak. İleride daha çok yardıma ihtiyaçlar olacak. Bunun bilincindeyiz. Bu plaketi ben niye aldım bugün? Biz Kimelerin Kızları diye bir oyun gösterisi yaptık. Bu oyun aslında sadece bir gösteri değildi, eğitim amaçlı bir oyundu bu. Burada kadının kendi gücünü tanımlaması ön plana çıkıyordu. Çünkü eğer güçlenirsek yaralarımızı sarabiliriz. Burada da en büyük yine görev kadına düşüyor. Çünkü kadın ne kadar güçlü olursa bir ülke o kadar güçlü olur, bir yuva o kadar güçlü olur, çocuklarımız o kadar güçlü olurlar. O yüzden kadının eğitimi gerçekten hayatın ta kendisi, hayatın içi diyoruz. Merhabalar, Dilek Dursun ben. Bu akşam TDO'nun Serap Hanım'ın düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği için burada bulunuyoruz. Burada tabii ki amacımız daha bambaşka, farklı bir şekilde kutlamaktı 8 Mart'ı. Ama 6 Şubat'taki deprem nedeniyle böyle bu yardımlarda emeği geçen tüm kadınları anmak adına, yani onlara teşekkür etmek adına böyle bir gece düzenlendi, böyle bir etkinlik düzenlendi. O sebepten dolayı buradayız. Tabii ki depremi duyar duymaz hemen ilk günden itibaren Serap Hanım'ın mesajıyla birlikte hepimiz ayaklandık, neler yapabiliriz düşüncesiyle koşturduk. Bir takım şeyler organize ettik. Sağ olsun bütün Berlin seferber oldular. Yardımlarını getirdiler. Bu yardımları sığdırmak için yerler gerekiyordu. Biz onları organize ettik ve bunları göndermek için, ulaştırmak için, depremzedelere yardımlarımızı ulaştırmak için, bunların seferberliği için uğraştık, koşturduk. Diğer yandan yardımlar toplanırken biz tüm organizasyonu üstlendik ve tırlar seferber ettik. Şirketler bulduk. Kimini kendi imkanlarımızla gönderdik, kimileri sponsor oldular. Onlara, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ben Züleyha Öztürk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden dolayı TDO'nun düzenlemiş olduğu bu gecede bana verilen bir ödül. Bu süreç içerisinde, deprem süreci içerisinde çok aktif çalışan bayanlara
Kahraman Kadın ödülleri verildi. Onlardan biri de beni layık gördü. TEDAV'u sağ olsunlar, teşekkür ederim. Merhabalar, ben Halime Mertler, Berlin Şehit Aileleri Yardım ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. 6 Şubat 2023 tarihinde depremin oluşuyla beraber Berlin'de biz refleksle harekete geçtik. Berlin Şehit Aileleri Derneği olarak ilk harekete geçen dernek biz olduk. Bugüne kadar pek çok yardımlar Berlin'den toplandı, Türkiye'ye gönderildi. Fakat biz Şehit Aileleri Yardım ve Dayanışma Derneği olaraktan Türkiye'deki depremzedelere bir tır dolusu yatak götürdük. Portatif yatak, yorgan, yastık ve nevresim takımı götürdük. Ben kendim şahsen bizzat da Maraş'a gittim. İnanın Maraş'ta benim gözlemlediğim, orada insanlar çok ciddi mağdurlar. Evlerini kaybetmişler, dünyaları başlarına yıkılmış, ailelerini kaybetmişler, yakınlarını kaybetmişler. Orada acı çok büyük, mağduriyet çok büyük. Bizler gurbette yaşayan insanlar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, işte ben yardımı yaptım, bir karton gönderdim, bitti değil. Esas bundan sonra başlıyor arkadaşlar bizim yardımlarımız. Biz dernek olarak bundan sonra yapacağımız yardımlar şöyle. Bu depremde mağdur olmuş, üniversitede okuyan, ailesini kaybetmiş, evini kaybetmiş gençlere burs vermeyi hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımızı başlattık. 23 Nisan'da bir konser veriyoruz. Gelirin tamamını depremde mağdur olmuş üniversite öğrencilerine, eğitimleri aksamasın, onların maddi kaygılarını biz üstlenelim, onlar okusunlar, eğitimleri devam etsinler diye biz bu çalışmayı başlatmış olduk. Buradan herkese de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar, ülkemizde 11 ili vuran deprem çok ciddi boyutta mağduriyet yaratmıştır. Hep birlikte az çok demeden herkes elini taşın altına koyup hep birlikte ülkemizdeki yaraları sarmak zorundayız. Unutmayın, orası bizim vatanımız. Teşekkür ediyorum.